tanımlamasını yapıyor. Şu artan sayı diye bir sayı tanımlaması yapmış. İki basamaklı bir sayı ele alacağız. Mesela diyelim ki 73. Sonra bu sayının rakamlarının yerlerini değiştiriyoruz. 7 ve 3'ü değiştirdik. 37. Bu küçüldüm. Bu artan değil demek. Artan değil. Bu bizim istediğimiz tipten bir sayı değil. Başka bir sayı alayım. O da diyelim ki 59 olsun. Rakamların yerlerini değiştiriyorum. 95. Bu sayı büyüdü. Şu ilk sayıya göre bu sayı artan sayı. Kastettiği şey bu. Şimdi bizden iki basamaklı kaç tane artan sayı olduğu soruluyor. Bu şekilde iki basamaklı sayıları inceleyeceğiz. Kaçı artan? Onu bulacağız. Tabii yazdığım sayılara dikkat edersek ilk sayının artan olmaması sebebi şimdi yerleri değişince bundan büyük bir şey çıkmasını istiyorsak şu sola yazdığımız sayı daha ufak olmalı. Soldaki küçük olunca artan olur. Buradaki gibi. Soldaki küçükse değişince sayı büyüyeceği için bunun yerine büyük olan diğer sayı geleceği için sayı artan olur. Demek ki biz sola yazacağımız sayıyı sağdakinden büyük seçmeliyiz. Şunları siliyorum. Şimdi 1 ile başlayanları ele alalım. 1. 1'in yanına öyle bir şey getireceğiz ki biz. 1'den daha büyük olacak. Birden büyük bir sayı getireceğiz yanına. Birin yanına bir getirirsek olmaz. İki olabilir. Birin yanına üç getirebiliriz. Tabii hepsini yazmaya gerek yok. Birin yanına en son dokuzu getirebiliriz. Kaç tane oldu burada? Şöyle ele alabiliriz. Sayabiliriz aslında. Tek tek sayabiliriz. Ama karmaşaya sebep olmamak için şunu yapmalıyız. Son sayıdan ilk sayıyı çıkarıp üzerine bir ekleyeceğiz. 19 eksi 12, 7 üzerine bir eklersek 8. Terim sayısı formülü. 8 tane. Şimdi 20'li olanlara bakalım. 2 ile başlayacak. 2'nin yanına biz 1 falan getiremeyiz. 2'den daha büyük bir sayı getireceğiz. 23'ten başlayacak. Hatta şuna hiza ya da neyse böyle yapayım. 23. Sonra 24 olabilir. 9'a kadar 29 olabilir en son. Yine aynı yaklaşımı yok, 23'ten başlayacak. Şunu 22 yazmışım. 23. Şimdi son sayıdan ilk sayıyı çıkaralım. 29 eksi 23. 6. Bir daha 7. Böyle devam edecek. Demek ki 30'la başlayanlardan 6 tane. İşte 40'da başlayanlardan 5 tane. Sonra 4 tane, 3 tane, 2 tane, en son 1 tane olacak. Bizden kaç tane olduğu soruluyor. Kaç tane oldu? Bu şekilde devam edecek. En son 1 tane kalacak. Şunların toplamı isteniyor bizden. Yani 8 artı 7 artı 6 nokta nokta artı 1. Şimdi iki yolu var. Direkt formül kullanabiliriz. Veya şunu yapabiliriz. Son terim üzerinden. Toplam 8 tane sayı var. Ortalamaları da baştaki ve sondakinin toplamının yarısı. Şunları sadeleştiriyorum. Burası 1, burası 4. O halde 4 çarpı 9'dan 36. 36 tane varmış.